Merhaba arkadaşlar, ben Sosyal Bilgiler Öğretmeni Damla Yılmaz. Bugün sizlerle birlikte üretim, dağıtım ve tüketim ünitesine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arkadaşlar, geçen dersimizde Marmara bölgesinde görülen ekonomik faaliyetler ve Karadeniz bölgesinde görülen ekonomik faaliyetler üzerinde durmuştuk. Bugünkü dersimizde Ege bölgesiyle başlıyoruz arkadaşlar. Ege bölgesi ülkemizin en gelişmiş ikinci bölgesidir. Ege bölgesinin Marmara bölgesinden sonra ikinci gelişmiş bölge olmasında tarımın, madenciliğin, turizmin, sanayinin ve ticaretin etkisi vardır. Ege bölgesinin kıyısında tarım ve tarıma dayalı sanayi ve turizm önemlidir. Bölgede sanayileşme hızı artmasına karşın tarımın önemli olmasını sağlayan faktörler şunlardır. Öncelikle arkadaşlar, tarım ürünlerini değerlendirdiğimiz zaman iklim koşullarına bakacaktık. Ege bölgesinin görmüş olduğunuz şu kıyı kesiminde Akdeniz iklimi, kıyıdan içlere doğru gidildikçe de karasal iklimin görüldüğünü biliyoruz arkadaşlar. Yani iklim koşulları bakımından Ege bölgesi elverişli şartlara sahip. Bunun yanında bölgede önemli tarım alanları vardır. Tarım alanları açısından da zengin bir bölge. Yine iklim çeşitliliği, tarımsal çeşitliliğinin olması üzerinde de etkili olmuştur. Arkadaşlar, Ege bölgesinde yetiştirilen tarım ürünlerine baktığımızda, Ege bölgesinin graben ovalarında pamuğun, incirin, tütünün ve zeytinin yetiştirildiğini görüyoruz. İç bölgelere doğru gidildikçe daha çok karasal iklimde yetiştirilen tarım ürünleriyle karşılaşıyoruz. Bunlar nedir? Tahıllar grubu, şeker pancarı ve haşhaşı görebiliyoruz. Ege bölgesinin kuzeyindeki Edremit ve Ayvalık'ta zeytin, Aydın yöresinde incir, Manisa ve çevresinde üzüm ve tütün, Afyon ve çevresinde ise haşhaş üretiminin yaygın olduğunu görebiliyoruz. Yine arkadaşlar, Ege bölgesinde en çok yetiştirilen tarım ürünleri var şeklimizde. İncirin %78'i, tütünün %51'i, üzümün %46'sı, pamuğun %27'si, zeytinin ise %55'i Ege bölgesinden elde edilmektedir. Bu bakımdan da tarım alanında Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip. Yine Ege bölgesinde en çok yetiştirilen tarım ürünlerimiz var arkadaşlar. Burada bir kodlama yapıyoruz biz. Zühtü diye. Yani Ege bölgesinde en çok yetiştirilen tarım ürünlerinin baş harfleriyle oluşturduğumuz bir kodlama bu. Z, zeytin. Ü, üzüm. H, haşhaş. T, tütün. İ ise incir. Yani bu tarım ürünleri en fazla Ege bölgesinde yetiştiriliyor. Tabii ki diğer coğrafi bölgelerimize baktığımızda bu tarım ürünlerini görebiliyoruz. Çoğu yerde yetiştirilebilir ama Türkiye'de en çok Ege bölgesinde yetiştirildiğini görüyoruz. Yine arkadaşlar, burada pamukla ilgili bir bilgi vermiş. Aslında Ege bölgesi pamuk üretim alanları değişmemesine karşın şu an Türkiye'de ikinci sıraya gerilemiştir. Bu durumun sebebi arkadaşlar, Güneydoğu Anadolu projesinde GAP adını verdiğimiz projeden dolayı sulanabilir alanlar artıyor. Buna bağlı olarak da Güneydoğu Anadolu bölgesi pamuk üretiminde birinci sıraya yerleşiyor. Ve Ege bölgesi de pamuk üretiminde şu an ikinci sırada. Ege bölgesinin turizm faaliyetinden bahsedelim. Bölge için çok önemli bir ekonomik faaliyet. Özellikle deniz turizminin yaygın olarak yapıldığını görüyoruz. Kuşadası, Bodrum, Marmaris, Çeşme, Efes ve Milet önemli turizm merkezlerindendir. Tabii ki bunun yanı sıra tarihi ve doğal güzellikler de turizmin gelişmesinde önemli katkı sağlamıştır. Ege bölgesinin sanayisinden bahsedelim. Marmara bölgesinden sonra sanayinin en çok geliştiği bölge Ege bölgesidir arkadaşlar. Özellikle Aydın, Denizli ve İzmir'de dokuma sanayinin geliştiğini görüyoruz. Çünkü pamuk üretimi burada yaygındı. Bunun yanı sıra toprak, metal, makine, demir, çelik
ve petrokimya önemli sanayi tesisleri arasında. Yine Ege bölgesinin ekonomik faaliyetlerinden bahsedecek olursak madencilik de çok önemli. Özellikle lignit üretiminde Türkiye'de birinci sıradadır ve buna bağlı olarak da burada biz termik santralleri görebiliyoruz. Soma, Manisa, Yatağan, Muğla ve Tunçbilek, Kütahya'da arkadaşlar zengin lignit yatakları vardır. Buna bağlı olarak da termik santraller bakımından zengin. Hayvancılık faaliyetlerine baktığımızda genel olarak Menteşe yöresinde arıcılığın yaygın olarak yapıldığını görüyoruz. Yine kıyı bölgemiz olduğu için balıkçılık da önemli bir ekonomik faaliyet. Bir diğer bölgemiz arkadaşlar Akdeniz bölgesi. Arkadaşlar Akdeniz bölgesinde de çeşitli ekonomik faaliyetleri görebiliyoruz ve bölgede tarım önemli bir ekonomik faaliyet. Burada da tarımı hem olumlu hem de olumsuz etkileyen bazı faktörler var. Öncelikle olumsuz etkileyen faktörler üzerinde duralım. Bölge yüz ölçümü içinde dağların çok yer kaplaması. Arkadaşlar dağlar çok yer kapladığı için tarım alanları sınırlıdır. Yani yeryüzü şekilleri tarım alanlarını sınırlamıştır diyebiliriz. Yine bu bölgede tarım alanları arkadaşlar turizme ve yerleşmeye açılmıştır. Son olarak karstik arazinin de bu bölgede olması tarımı olumsuz etkileyen faktörler arasındadır. Tabii ki biz Akdeniz bölgesi için bir tarım bölgesidir dedik. Tarımı olumlu etkileyen gelişmeler de vardır. Bunlara baktığımızda iklim koşullarının elverişli olması diyoruz. Dedik ki Akdeniz bölgesinin kıyı kesiminde Akdeniz iklimi, iç kesimlere doğru gidildikçe de karasal iklimi görüyoruz. Yani kış ılıklığı isteyen tarım ürünlerini burada rahatça yetiştirebiliriz. Yine arkadaşlar Çukurova, Silifke, Amik gibi verimli tarım arazileri bu bölgededir. Bu da tarımın gelişmesi üzerinde etkilidir. Sulama koşullarının gelişmiş olması ve yıllık ortalama sıcaklığın yüksek olması da arkadaşlar tarımı etkileyen olumlu sebepler arasındadır. Yine iklimden dolayı tarım ürünleri kısa sürede olgunlaşır, birden fazla ürün elde edebiliyoruz. Şimdi Akdeniz bölgesindeki tarım ürünlerine baktığımızda biz burada kış aylarında ılıklık isteyen tarım ürünlerini yetiştirebiliriz. Mesela turunçgilleri yetiştirebilirim, muzu yetiştirebilirim ve zeytini yetiştirebilirim. Çünkü bunlar kış ılıklığı istiyor. Bölgede de arkadaşlar kıyı kesiminde rahatça yetiştirebilirim. Türkiye'nin turunçgil üretiminin %90'ı, muz üretiminin ise %100 arkadaşlar Akdeniz bölgesinden elde edilmektedir. Yine bölgenin kıyı kuşağında yaz kuraklığına dayanıklı olan ve su isteği fazla olan ürünler de yetiştirilir. Özellikle pamuk, mısır, soya fasulyesi, yer fıstığı ve pirinç gibi ürünleri de ben rahatlıkla yetiştirebiliyorum. Yine arkadaşlar burada da kış ılıklığı isteyen ürünlerden bahsetmiş, turunçgillerden ve muzdan bahsetmiş. Ama ben Akdeniz bölgesinin kıyı kesiminde kış ılıklığı, kuraklık isteyen ürünleri yetiştiremem. Yani buğday, arpa, çavdar, şeker pancarı gibi ürünleri kıyıda değil de iç kesimlerde yani karasal iklimin görüldüğü yerlerde daha rahat yetiştirebiliyorum. Yine kıyıda Karadeniz bölgesinin tanıtıcı ürünlerinden olan mısır ve soya fasulyesinin yetiştirildiğini görüyorum. Aslında mısırın doğal yetişme ortamı Karadeniz bölgesidir. Ama Karadeniz bölgesindeki insanlar ekonomik değeri daha yüksek olan ürünleri tercih etmişlerdir. Ve Akdeniz bölgesinde de sulama koşullarının iyileştirilmesine bağlı olarak bu bölge mısır üretiminde birinci sıraya oturmuştur. Yine bölgenin ikliminden dolayı seracılık ve turfanda sebzecilik çok önemlidir. Seracılık dediğimiz arkadaşlar kış ılıklığı isteyen ve don olaylarının görülmediği bölgelerde olur. Ve Türkiye'de seracılık en fazla Akdeniz bölgesinde gelişmiştir. Yine göller yöresine baktığımızda şeker pancarı, gül, anason gibi ürünler ve tahıl ürünlerinin yetiştirildiğini görmekteyiz arkadaşlar. Yine Türkiye'de yetiştirilen muzun %100'ü, yer fıstığının %72'si,
turunçgillerin %91'i, sebzelerin %20'si ve pamuğun %20'si Akdeniz bölgesinden elde edilmektedir arkadaşlar. Ve tarımsal gelirin en fazla olduğu bölge. Evet, Akdeniz bölgesiyle devam ediyoruz. Akdeniz bölgesinin turizm faaliyetleri. Özellikle burada deniz turizminin geliştiğini görüyoruz. Özellikle Antalya ve çevresindeki şehirlerde turizme bağlı olarak Türkiye ekonomisine yapılan katkılar her yıl artmaktadır. Arkadaşlar, Akdeniz bölgesinin sanayisine baktığımızda özellikle tarıma dayalı sanayinin gelişmiş olduğunu görüyoruz. Dokuma fabrikaları, iplik fabrikaları, gıda ve selüloz sanayi tarımına bağlı olarak gelişmiştir. Bölgenin önemli sanayi şehirlerine baktığımızda Adana, Mersin ve İskenderun'u görmekteyiz. Çok önemli sanayi şehirleridir bunlar. Mersin Limanı'nın serbest ticaret bölgesi konumunda olması bu liman üzerinden yapılan ihracat ve ithalatı arttırmaktadır. Bölgenin genelinde gübre, demir çelik, petrol arıtma, tarım aletleri ve tarım makineleri üreten fabrikalar da bulunmaktadır arkadaşlar. Petrol arıtma dediğimiz, yani ham petrolün kullanılabilir duruma gelmesidir. Mersin'de böyle bir fabrikada vardır. Yine yeraltı kaynaklarına baktığımızda yeraltı kaynakları bakımından bu bölgenin zengin olduğunu görüyoruz. Krom, kükürt, boksit, demir, linyit gibi yeraltı kaynakları çıkarılıyor. Aynı zamanda Akdeniz bölgesinden çıkardığımız yeraltı kaynaklarını da burada işleyebiliyoruz. Antalya'da ferrokrom fabrikaları, yine İskenderun'da arkadaşlar demir çelik fabrikalarını görebiliriz. Bölgenin hayvancılık faaliyetleri hakkında da bilgi verelim. Özellikle Toroslar ve çevresinde kıl kecisi yetiştiriciliği yapılmaktadır. İç kesimlerde de yine küçükbaş hayvancılığı yapabiliyoruz. Evet, bir diğer bölgemize geçiyoruz arkadaşlar. Güneydoğu Anadolu bölgesi. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar denizden uzak olan bir bölge. Denize kıyısı yok. Zaten birazdan bahsedeceğiz. Tarımında en önemli sorunu sulama. Evet, Güneydoğu Anadolu bölgesinin ekonomisinde tarım, hayvancılık ve Irak'tan taşınan mazot ve petrol önemlidir. Güneydoğu Anadolu bölgesinin yeryüzü şekilleri sadedir. Bu da tarım alanlarının fazla olmasını sağlamıştır. Ama tarımın en önemli sorunu kuraklıktır arkadaşlar. Sulama koşullarından dolayı bölgede önceleri tarım çok fazla gelişmemişti. Ama Güneydoğu Anadolu projesinden sonra arkadaşlar sulamanın da yaygınlaştırılmasıyla hem tarım alanları hem de tarımsal ürün çeşitliliği artmaya başlamıştır. Arkadaşlar, GAP'ın devreye girmesiyle, yani Güneydoğu Anadolu projesinin devreye girmesiyle, yani bu bölgede sulama alanlarının artmasıyla özellikle endüstri bitkilerinin ekim alanı ve üretimi artmıştır. Bunun en güzel örneği zaten pamuk arkadaşlar. Sulanabilir alanlarla birlikte Türkiye'de pamuk üretiminde birinci sıraya yerleşmiştir. Yine sulamaya bağlı olarak arkadaşlar yetiştirdiğimiz tarım ürünlerinin çeşidi de artmıştır. Son olarak nadas alanları azalmıştır. Nadas ne demekti? Toprağın bir yıl ekilip bir yıl ise boş bırakılmasıydı. Nadas tarımda verim arttıran bir yöntem değildi. Çünkü arkadaşlar toprağımız bir yıl boyunca boş kalıyordu. GAP ile birlikte de nadas alanlarının azaldığını görmekteyiz. Evet, bölgenin genelinde GAP'la birlikte tarımsal, sosyal ve ekonomik özellikler yavaş yavaş değişmiştir. GAP'tan önce daha çok biz buğdayı, arpayı, mercimek gibi ürünleri ekiyorduk. Ama GAP'la birlikte sulanabilir alanlar arttığı için arkadaşlar ayçiçeği, mısır, pirinç gibi ürünler yetiştirilmeye başlandı. Özellikle de pamuk ekim alanları genişlemiştir. Bunun sonucu olarak da bölge pamuk üretiminde birinci sıraya ulaşmıştır. Evet, burada da görmüş olduğumuz gibi Antep fıstığının %87'si, baklagillerin %26'sı, pamuğun %48'i ve üzümün %11'i arkadaşlar Güneydoğu Anadolu bölgesinden elde edilmektedir.
Evet, bir diğer coğrafi bölgemiz İç Anadolu, Doğu Anadolu bölgesi arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz bölge. Arkadaşlar Güneydoğu Anadolu bölgesine genel olarak baktığımızda Türkiye'nin en geri kalmış bölgesi olduğunu görüyoruz. Tarım gelişmemiş, sanayi gelişmemiş, ticaret gelişmemiş, turizm gelişmemiş. O yüzden en geri kalmış bölgemizdir arkadaşlar. Evet, Doğu Anadolu bölgesi ülkemizde sanayi ve ticaretin en az geliştiği bölgenin başında gelir. Bu yüzden buradaki halkın en önemli geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Ancak tarım için de gerekli koşullar sağlanamamıştır. Bölgede tarımı olumsuz etkileyen koşullara baktığımda öncelikle iklim koşullarının elverişli olmadığını görüyorum. Çünkü bölge genelinde sert karasal iklim vardır. Bu da arkadaşlar tarımı olumsuz etkileyecektir. İklime bağlı olarak yıllık ortalama sıcaklık düşüktür. Yine ortalama yükseltinin en fazla olduğu bölgedir. Yeryüzü şekilleri dağlık ve engebelidir. Bu da arkadaşlar tarım alanlarını sınırlamıştır. Yine yeryüzü şekilleri tarımda makine kullanımını da sınırlamıştır. Yani tarım arkadaşlar burası için çok önemli bir ekonomik faaliyet olamayacak. Yine Doğu Anadolu bölgesinin genelinde tahıl yetiştiriciliği yaygındır. Karasal iklim görülüyorsa zaten çok fazla bir alternatif yok. Tahıl yetiştirebiliyoruz. Yükseltisi az olan sulama koşullarının geliştiği Elazığ, Malatya, Iğdır gibi ovalarda buğday ve arpa ürünlerinin dışında şeker pancarı, tütün, pamuk ve çeşitli sebze ve meyveler üretilmektedir. Arkadaşlar, iklim doğal koşullar tarım yapmaya elverişli olmadığı için bölge halkı ekonomik faaliyet olarak kendine hayvancılığı seçecektir. Özellikle de Doğu Anadolu bölgesinde biz büyükbaş hayvancılığın gelişmiş olduğunu görüyoruz. Bizim büyükbaş hayvancılık yapabilmemiz için mera alanlarına ihtiyacımız var. Bir otlaklara ihtiyacımız var. Doğu Anadolu bölgesindeki Erzurum-Kars platosu da yaz yağışlarından dolayı büyük geniş çayırlara sahiptir. Bu da burada büyükbaş hayvancılığın yapılmasını sağlamıştır. Yine arkadaşlar bölgede küçükbaş hayvancılık da önemli bir ekonomik faaliyettir. Arıcılık önemlidir. Hakkari'de, Bingöl'de arıcılığın da yapıldığını görmekteyiz. Yeraltı kaynaklarına bakalım. Arkadaşlar Türkiye'de maden çeşitliliğinin ve maden miktarının en fazla olduğu bölge Doğu Anadolu bölgesidir. Ama arkadaşlar buna bağlı olarak sanayi kollarının gelişmediğini görüyoruz. Sanayinin gelişebilmesi için uygun iklim şartları, yeryüzü şekillerinin sade olması ve ulaşım ağının gelişmiş olduğunu söylemiştik. Ama Doğu Anadolu bölgesi bu şartları karşılamadığı için madenciliğe bağlı olarak sanayinin çok da fazla gelişmediğini görmekteyiz. Evet, Türkiye ekonomisine olan katkısına baktığımızda madenlerde Türkiye'deki bakırın %50'si, demirin %35'i, manganezin %35'i, kromun %33'ü ve linyitin %10'unun Doğu Anadolu bölgesinden çıkarıldığını görmekteyiz. Evet, son bölgemiz arkadaşlar İç Anadolu bölgesi görmüş olduğunuz. Arkadaşlar bölgeye genel olarak baktığımızda iç bölgelerimizden biri ve denize kıyısı yok. Bölge genel olarak ülkemizde yeryüzü şekillerinin sade olduğu bir yer. O yüzden İç Anadolu bölgesi tarım alanlarının en geniş olduğu bölgelerimizden biridir. Evet, İç Anadolu bölgesi iç bölgeler içinde en çok gelişen bölgedir. İç Anadolu bölgesinin genelinde tarım ve hayvancılık bölge halkı için önemlidir. Ancak bölgenin konumundan dolayı önemli yolların kavşağında kurulan, kuzey ve güneyde yer alan bölgelerde ulaşımı sağlayan alanlarda sanayi ve ticaret gelişmiştir. Yine bölgenin yüz ölçümü büyük, yüz ölçümüne oranla tarım alanlarının fazla olduğu bir bölgemizdir arkadaşlar. Ama tabii ki sadece yeryüzü şekillerinin sade olması da yeterli değil. Biz bölgenin genelinde karasal iklim görüldüğünü söyledik. Karasal iklimde görüldüğü için çeşitlilik anlamında fazla bir tarımsal ürünümüz olmayacak.
Bölgede tarımı olumsuz etkileyen unsurlar var arkadaşlar. Bahsettik, yağış miktarının az olduğunu söyledik. Yine kurak bir bölge olduğu için nadas alanları çok fazlaydı. Yani toprağımız bir yıl boş kalacaktı. Yine sulama koşullarının yeterince gelişmemiş olması ve yaz kuraklığının erken başlaması bu bölgede tarımı olumsuz etkileyecektir. Arkadaşlar, bölgede yetiştirilen tarımsal ürünlere baktığımızda genel olarak tahıl yetiştiriciliğini göreceğiz. Özellikle buğday ve arpa yetiştirme yaygındır. İç Anadolu bölgesinde ilkbahar aylarının yağışlı, yaz aylarının kurak olması tahıl yetiştiriciliğinin fazla olmasının nedenini oluşturmuştur. Yine İç Anadolu bölgesinde üretilen tahıl ürünlerinin büyük bir kısmı sanayide kullanılmaktadır. Biz İç Anadolu bölgesine baktığımızda bisküvi fabrikalarının, un fabrikalarının ve makarna fabrikalarının büyük bir kısmının bu bölgede olduğunu görmekteyiz. Çünkü arkadaşlar, ham maddeye yakın ve ham madde bol. Türkiye'deki şeker pancarının %28'i, arpanın %48'i, baklagillerin %28'i ve buğdayın da arkadaşlar %31'i İç Anadolu bölgesinden elde edilmektedir. Aynı zamanda baklagil üretiminde de önemli bir yere sahip. İç Anadolu bölgesi koyun, kıl keçisi ve tiftik keçisi gibi hayvan türlerinin yaygın yetiştirildiği bir bölgedir. Bölgenin genelinde zaten karasal iklim görüldüğü için hayvancılıkta da çok fazla bir alternatifim yok. Küçükbaş hayvancılığı yapabiliyoruz. Yine İç Anadolu bölgesi ekonomik gelişmişlik sıralamasında Marmara ve Ege bölgelerinden sonra 3. sıradadır. Bölgenin önemli şehirleri Ankara, Konya, Kayseri, Eskişehir, aynı zamanda sanayinin de en çok geliştiği şehirlerdir. Yeraltı kaynakları bakımından da zengindir. Kaya tuzu, lüle taşı, krom, linyit, demir gibi yeraltı kaynaklarının çıkarıldığını görmekteyiz. Arkadaşlar, bugünkü dersimiz burada sona erdi. Bir sonraki derse görüşmek üzere.